Bu videoda allosterik regülasyonlarının enzim kinetiğini nasıl etkilediğini konuşacağız. Ama önce enzim katalizini iki adımda yeniden inceleyelim. İlki substratın enzime bağlanması, ikincisi ise ürünün oluşması. Bu bilgiyi kullanarak Michaelis-Menten denklemini elde edebiliriz. Bu da bize enzimin ürün oluşumu hızının substrat kons konsantrasyonuna göre tablosunu oluşturmamıza yardım edecek. Substratların genellikle aktif alanlarda enzimlerle bağlandıklarını da hatırlıyorsunuzdur. Gelin şimdi allosterik regülasyon dediğimizde neyi kastettiğimize bir bakalım. Bu arada allosterik başka yere ait demek. Evet, enzimlerin üzerinde substratlarla bağlandıkları aktif alanları olduğunu biliyoruz. Ancak enzimlerin aynı zamanda allosterik bölge denilen yerleri de var. Aslında bu bölgeler enzim üzerindeki herhangi bir enzim regülatörünün bağlanabileceği yerlerdir. Alosterik bölgeyi göstermek için yıldız koydum buraya. Ama burası enzimin üzerinde herhangi bir yer olabilir. Tabii ki bir enzim üzerinde bunlardan birden fazla da bulunabilir. Peki regülatör dediğimizde neyi kastediyoruz? İki çeşit regülatör var. Enzimatik aktiviteyi arttıran ve enzimleri aktif hale getiren alosterik aktivatörler ve enzimatik aktiviteyi düşüren ve enzimi durduran alosterik inhibitörler. Hadi şimdi kinetik açıdan enzimatik aktivitenin artması ve azalmasıyla ne demek istendiğine yakından bakalım. O zaman kısaca Michaelis Menten denklemini bir hatırlamamız gerekiyor. Ve substratın konsantrasyonunun da sabit olduğunu varsayalım. Enzimatik aktiviteyi yani VO'yu etkileyen iki yol vardır. İlk grafikte üç farklı eğri çiziyorum. Bu mavi eğri alosterik regülatörün olmadığı bir enzim işleyişini temsil etsin. Kırmızı olan alosterik inhibitörlü bir enzimi teslim e, teslim diyorum ama temsil etsin. Yeşil olansa alosterik aktivatöre sahip olan olsun. Tamam mı? Bu örnekte aktivatörler ve inhibitörler Vmax değerleri bu üç eğriye de oldukça yakın olduğu için Michaelis sabiti yani KM'yi yükselterek veya alçaltarak VO'yu etkiler. Mesela buradaki aktivatör Michaelis sabitini düşürebilir. Şimdi bu örnekte ise yine aynı renkli 3 eğrimiz var ama KM önemli bir şekilde değişmiyor. Onun yerine daha çok regülatör Vmax'ı değiştiriyor gibi gözüküyor. Aktivatör Vmax değerini arttırıyor. Aktivatörlerden ve inhibitörlerden de bahsettiğimize göre artık geri bildirim döngüsünden ya da diğer bir deyişle feedback döngüsünden bahsedebiliriz. Geri bildirim döngüsü, aşağı yönde ilerleyen ürünlerin yukarı yöndeki reaksiyonları düzenlemesi işidir. Evet, bunun kulağa epey karışık geldiğinin farkındayım. Hemen küçük bir örnekle e, açıklayayım. Reaksiyon 1'de A, B'ye dönüşüyor reaksiyon 2'de ise B, C'ye dönüşüyor ve bu böyle devam edip gidiyor. F molekülünün birinci reaksiyonuna güç veren enzimin aktivatörü olarak çalıştığını düşünelim. Dolayısıyla bunun ilk enzimin aktivitesi üzerinde pozitif bir etkisi olur. F molekülü birinci reaksiyonu hızlandırdığı için buna pozitif geri bildirim döngüsü diyoruz. Bu daha fazla F molekülünün üretim hızını arttırdığı için daha fazla F'nin üretilmesine neden olur. Şimdi de diyelim ki F molekülünün birinci enzim üzerinde negatif bir etkisi olsun. F molekülü birinci reaksiyonun hızını düşürdüğü için buna negatif geri bildirim döngüsü diyoruz ki sonra bu F molekülünün üretiminin hızını düşürür. Kafanız bu noktada karışmasın diye bunun üzerine biraz daha durmak istiyorum. Fosfofruktokinaz glikoliz sürecine dahil olan bir enzimdir arkadaşlar. Tekrar adını söyleyeyim. Fosfofruktokinaz ve fruktoz 6 fosfat ve ATP dönüşümünü fruktoz 1,6 bifosfat ve ADP oluşturmak için katalizler. İşi de budur tamam mı? Hemen hatırlayalım. Glikoliz hücrelerinin ATP üretmek için kullandığı metabolik bir süreçti. F molekülümüz ya da bir önceki örnekten aşağı yönde ilerleyen regülatör aslında ATP'ymiş. Hatta ATP'nin fosfofruktokinazın alestorik inhibitörü olduğunu da söyleyebiliriz. Bu gayet mantıklı çünkü eğer ATP yüksek seviyede olursa hücre sanki tamam ATP'miz var arkadaş ve daha fazlasına ihtiyacımız yok. Ayrıca glikolizin devam etmesi için fosfofruktokinaza da ihtiyacımız yok diye düşünür. İşte bu negatif geri bildirim döngüsüne verebileceğimiz güzel bir örnektir. ATP üretimi glikolizi yavaşlatır. Böylelikle ATP üretiminin hızı da yavaşlar. ATP hem allosterik regülatör hem de fosfofruktokinazın substratı olduğu için biz ona yeni bir terim olan homotropik inhibitör diyoruz. ATP tüketen AMP fosfofruktokinazın aktivatörüdür. Aktivatörüdür pardon aktivatör dedim aktivatörüdür. Bu da oldukça mantıklı çünkü AMP seviyesi yüksekse ATP seviyesi muhtemelen düşük olur, değil mi? Sanki hücre ATP'ye ihtiyacımız var der gibi. O nedenle glikolize devam etmek için e, fosfofruktokinaza ihtiyacımız olur. AMP fosfofruktokinazın substratını aktif olmayan alanda düzenleyen bir regülatör olduğu için heterotropik aktivatör olarak düşünülür. Çünkü substrat ve regülatör farklı şeylerdir. Son olarak belirtmek istediğim nokta bazı reaksiyonlar çok basamaklı ve uzun süreçler için mükemmel kontrol noktaları oluşturur. Glikolizin 10 adımlık bir sıralamasının olduğunu unutmayın. Peki neden tek bir adımda bu kadar çok regülasyon var? Özellikle bu reaksiyonun delta G'si oldukça küçük negatif bir değer alır. Hatta tam olarak buna molekül başına negatif 4,5 4 kilokalori diyebiliriz. Bu da reaksiyondan büyük bir miktarda enerji açığa çıkıyor demek. Dolayısıyla bu reaksiyonun geri çevrilmesinin yani tersinir bir reaksiyon olmasının oldukça zor olduğu anlamına gelir. Evet, tam olarak bu konuştuğumuz glikoliz adımını öyle ya da böyle tek yönlü bir reaksiyon olduğu için mükemmel bir kontrol noktası haline getirir. Peki bu videodan ne öğrendik? Öncelikle allosterik konsepti ve regülatör moleküllerin aktif alanda değil de allosterik alanda nasıl bağlandığını öğrendik. İkinci olarak alosterik regülatörlerin Km ya da Vmax değerlerini arttırarak veya azaltarak enzim kinetiği üzerindeki etkisini gördük. Ve son olarak da geri bildirim, diğer bir deyişle feedback döngüsünü öğrendik. Ayrıca glikoliz gibi uzun çok basamaklı uzun bir süreçte geri bildirim döngüsünü ve en iyi kontrol noktalarının negatif delta G değerleri aldığı için son derece kararlı adımlar olduğunu da gördük.